Çok kıymetli Gaziantepliler, değerli basın mensupları. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat yatırımlarına bir yenisini daha eklediğimiz bu güzel günde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirerek konuşmama başlamak istiyorum. Bu vesileyle Gaziantep'e dair bir gözlemimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çeşitli vesilelerle şehrinize yapmış olduğum her ziyarette Gaziantep'in sürekli üzerine koyarak geliştiğini gözlemliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da Gaziantep'in yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüyen bir şehir olduğunu her zaman dikkat çekmiştir. Bu nedenle şehir için gösterdiğiniz çaba ve ortaya koyduğunuz uyum sayesinde elde edilen bu başarılı çalışmalardan ötürü sizleri tebrik ediyorum. Değerli konuklar, bugün sadece duvarlarla çevrili bir mekanın açılışını yapmıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphane, merak duygusunu geliştirmek ve toplumun her kesiminden insanlara erişilebilir bir bilgi kaynağı sunmak için bir merkez olarak tasarlandı. Bu kütüphane sadece kitapların muhafaza edildiği bir yer değil, aynı zamanda fikirlerin, kültürün ve bilgi birikiminin paylaşıldığı bir platformdur. Burada her yaş grubundan insana katkı sağlayacak kaynaklar bulunacak. Burada çocuklarımızın temel bilgilere kolaylıkla ulaşmalarının yanında hayal güçlerini geliştirmesini de özellikle hedefliyoruz. Gençlerimizin eğitim süreçlerine destek olurken diğer yandan düşünsel ve kültürel gelişimlerine zemin oluşturacak bir mekan olacağına da inanıyoruz. Şehrimize yeni bir modern kütüphane kazandırmak adına Büyükşehir Belediye'miz 5100 metrekare kapalı olan alanı olan bu binanın arsasının tahsisini tarafımıza gerçekleştirmiştir. Bu nedenle Sayın Başkanımızın şahsında Büyükşehir Belediye'mize de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bu süreçteki desteklerinden ötürü valimize de teşekkür ediyorum. Daha sonra biz bakanlık olarak çalışmaları başlattık. Projesi hazırlandı, ihalesi gerçekleşti, inşaat çalışması başladı ve bugün açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Kütüphanemizde şu an 85 bin kitap bulunuyor. İleriki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Yine kütüphane bünyesinde bir adet konferans salonu, yani şu an içinde bulunduğumuz konferans salonu mevcut. Yetişkinler için okuma salonları, bebek ve çocuklar için etkinlik salonları, bireysel ve grup çalışma alanları, süreli yayınlar bölümü ve serbest çalışma alanları gibi çeşitli bölümlerin yer aldığı kütüphanemizde düzenlenecek etkinlikler, atölyeler, söyleşiler ve eğitimlerle Gaziantep'e değer katacağız. Kütüphanelerin özellikle yeni nesillerin gelişimine sağladığı katkıları göz önünde bulundurarak Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu konudaki çalışmalarımıza ağırlık verdik. 2024 yılında bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı 1296'ya ulaşmıştır. Son 5 yılda 275 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılmış olup 200'e yakın halk kütüphanesinin iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarını da sürdürmekteyiz. Yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış 80 gezici kütüphane ile hizmet vermekteyiz. Ek olarak engellilere ve özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları olan kurumlar başta olmak üzere talep eden kurum ve kuruluşlara geçici hizmetler sunmaktayız. Ayrıca teknolojik ve sosyolojik dönüşümlere bağlı olarak bireylerin talepleri, ihtiyaçları ve özel gereksinimleri doğrultusunda kütüphane hizmetlerini geliştirmekte ve çeşitlendirmekteyiz. Bu kapsamda ülkemizin çeşitli bölgelerine AVM kütüphaneleri, gar kütüphaneleri, havaalanı kütüphaneleri, bebek kütüphaneleri, Adalet Halk Kütüphaneleri ve tematik kütüphaneler kazandırdık. Gaziantep'te bakanlığımıza bağlı bir il, 9 ilçe, 1 şube ve 3 kasaba halk kütüphanesi olmak üzere toplam 14 kütüphanemiz bulunmakta. Yine bizim için çok değerli olan Gaziantep şehrimizle ilgili bir güzel haberi de sizlerle paylaşmak isterim. Şehrimizdeki mevcut kütüphane sayımızı arttırmak için de bazı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah en yakın zamanda Gaziantep'e kazandıracağımız yeni kütüphanelerle ilgili de sizlere olumlu haberler vermeyi hedefliyoruz. Değerli konuklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceğimizi belirterek, açılışını gerçekleştirdiğimiz Gaziantep Münifbaşı 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin şehrimiz için hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımız